Herkese merhaba. Bana çok gelen sorulardan bir tanesine şimdi cevap vermeye çalışacağım. İlişkilerde bir süre sonra heyecan neden biter? Neden insanlar o ilk baştaki heyecanı yitirirler ve birbirlerine olan ilgileri azalır? Şimdi bu günümüzde özellikle ilişkilerin en büyük vebası, en büyük sorunu bu. Eskiyi düşünelim. Bundan 30-40 sene önceki Türk filmlerini falan izlediğinizde, eski romanları okuduğunuzda hani Reşat Nuri Güntekin falan şöyle bir şey görürsünüz. İnsanların birbirlerine bağlılığı çok daha yüksektir, aidiyet çok daha yüksektir. Genelde yapılan şöyle bir hata var. İşte o dönem kimse birbirini aldatmıyordu, sadakatsizlik yoktu, aldatma yoktu falan. Bunların hepsi yalan, böyle bir şey yok. Zaten o günkü dönemde iletişim olanakları çok yüksek olmadığı için kim kiminle aldatıyordu, işte magazin şu bu, bunlara pek yer yoktu toplumda yani. Kimsenin kimseden bugünkü kadar haberi yoktu. Bugün her şey açığa çıkıyor. Ama şüphesiz bugüne göre daha azdı. Ve bugüne göre ilişkiler çok daha doğru bir şekilde ilerliyordu. İnsanlar birbirlerine daha ait hissediyorlardı. Bir duygunun peşinde koşuyorlardı. İnsanların birbiriyle ilgili bu kadar maddi çıkarları yoktu falan filan. Yani bunları hepimiz biliyoruz. Zaten insanın da genel olarak geçmişe yönelik bir hüzünlü, bir kederli bir bakış açısı vardır. Yani bir özlem vardır. Şöyle bir gerçek var. Bugün ilişkilerde heyecanın çabuk yitirilmesinin çok fazla sebebi var ve çok farklı sebepleri var. Bir kere insanlar çok fazla alternatifleri olduğunu düşünüyorlar. Yani başka birilerine ulaşmak eskiye göre çok kolay. Hızlı bir şekilde iletişim çağındayız. Birbirimizle çok hızlı iletişime geçebiliyoruz. Sosyal medya üzerinden başka insanlarla yazışmak çok kolay. Facebook, Instagram, Twitter her yerden insanlara ulaşmak çok kolay. Ayrıca bu arkadaşlık şeyleri var. Tinder, işte Happn bilmem ne bir sürü şeyler var. Ve bunlardan da başka insanlara işte yürümek, başka erkek arkadaş, kız arkadaş bulmak falan. Bunlar herkes için çok kolay yani. Dolayısıyla zaten dönemin şartları aldatmayı falan kolaylaştırıyor. Peki insanlar birbirleriyle olan heyecanı yitirdikleri zaman mı aldatırlar yoksa daha yitirmeden mi aldatırlar? Şimdi burada bir ikilem var. Kadın erkeğin kendisine olan ilgisini yitirdiği zaman, erkek daha az ilgi göstermeye başladığı zaman kadın aldatmaya daha yakın olabiliyor. Tabii ki her kadın için bu geçerli değil ama aldatan kadınlardan bahsediyorum. Oysa erkek ilgisini yitirmese bile, heyecanını devam ettirdiği sürede bile aldatabilir. Bu dışarıdan bakıldığında bence de çok garip bir şey ama erkeğin yapısıyla ilgili bir şey. Yani erkeğin yapısında çok fazla kadınla birlikte olmak, işte çok fazla kadınla cinsel ilişkiye girmek gibi bir anatomik bir gerçek var. Bu kesinlikle bir bahane değil veya bir kalıp değil. Ben olanı söylüyorum. Zaten bütün erkekler bu şekilde davranmıyor. Belli bir cinsel olgunluğa ulaşmış. Doğru yaşlarda yani genç yaşlarda zaten yeterince cinsel ilişki yaşamış. Bu konuda bir açlığı olmayan, kendi iradesine hakim erkekler kesinlikle kolay kolay birlikte oldukları insanı aldatmazlar. Ama işte erkeğin yapısı kadından çok farklı. Kadın daha duygusal yaklaşabiliyor. Ve belli bir duygusal ölümü gerçekleştirmeden, duygusal birlikte olduğu insanı kafasında öldürmeden aldatmayı zaten düşünmez. Yani aldatan kadın bile mutlaka o aşamayı geçtikten sonra aldatır. Kadınlar için aldatmanın erkekler kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Ama bugün toplumda aldatan kadın sayısı da çok fazla. Çünkü her iki tarafta heyecanını yitiriyor. Bunun sebebi şu. Şimdi aşk, daha önceki videolarımda bahsettim. Karşısındaki insanı aslında biraz da hayal etmek. Yani o insana kendi hayal gücünüzde bir konum veriyorsunuz. Ve bir süre sonra işte 4 ay, 5 ay veya 1 sene neyse bir süre sonra o insanın hayal ettiğiniz kişi olmadığını görüyorsunuz ve aşk bitmeye başlıyor. İşte o esnada aşkı sevgiye dönüştürebilenler ilişkilerine devam ediyorlar. Yani kafanızdaki o aşk duygusu, o muazzam duygu yavaş yavaş sevgiye dönüşmeli, paylaşıma, dostluğa dönüşmeli. Yani insanlar arasındaki diyalog, o dostane konuşmalar, işte kadın erkek arasındaki o paylaşımlar aslında onları birbirine bağlıyor. Yani tek bağlayıcı güç aşk değil. Ama ben bir ilişkinin aşkla başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani sağlam bir ilişkinin altyapısında mutlaka aşk vardır. Aşk biter mi? Biter. Aşkın bir ömrü var mı? Evet var. İşte 40 senedir birlikteyiz, biz birbirimize 40 senedir aşığız diyen çiftler. İşte bunlara ne diyorsunuz? Şöyle, onlar 40 senedir birbirlerine aşık değiller. Çünkü birbirlerini o kadar iyi tanıyorlar ki o hayal güçlerinde yarattıkları insan zaten ilk 1-2 sene sonra çöktü. Ama bu arada büyük bir şey yaptılar ve aşkın yerine sevgiyi koydular. Yani bir boyuttan başka bir boyuta çok ustaca bir geçiş yaptılar.
aşkı sevgiye dönüştürebilen insanların ilişkileri gerçekten de 20-30 sene sürebilir. Peki bugün niye bu yok? Yani bugün bunlarla karşılaşmıyoruz. Bunun sebebini de şimdi size kısaca anlatayım. Çünkü aşkı sevgiye dönüştürebilmek bir mücadele işi. Yani alttan almanız gerekiyor, fedakarlık yapmanız gerekiyor, karşınızdaki insanın kötü tarafları var, onlarla barışık olmanız gerekiyor, onları çekebilmeniz gerekiyor. Bir kere bugün ilişkilerde çekme olayı yok. Yani ben onu çekeyim işte, biraz fedakarlık yapayım, biraz alttan alayım, böyle bir şey yok. Herkes çok dik kafalı. Yani kızlar da öyle, erkekler de öyle. Kimse birbirine fazla tahammül etmek istemiyor. Çünkü herkes şöyle düşünüyor, çıkarım başkasını bulurum. Çıkarım işte hemen başka bir kız arkadaş bulurum. Hemen kendime göre bir kadın bulurum. Bana kadın mı yok işte, bana adam mı yok falan. Gerçekten bu iletişim olanaklarında çok fazla sayıda alternatif var. Yani bunu anlıyorum zaten, bunun içinde yaşıyoruz. Çünkü teknoloji çağındayız. Ancak tahmin ettiğimiz kadar kolay bir şey değil. Bir insanla bir duygu yakaladığımız zaman aşk bitse bile, yani o ilk heyecanlı aşama bitse bile, onunla bu arada yaşadığımız olaylar bizi aslında birbirimize bağlar. Eğer dik kafalılık yapıp sürekli gereksiz tartışmalarla vakit kaybedip bu duyguyu yitirirsek, daha sonrasında yani 1-2-3 sene sonra o insan gibi birisini bulamadığımızda ders alıyoruz aslında. Ya ben onun kıymetini bilememişim gibilerinden. Ama artık çok geç oluyor. Çünkü o insan da başka bir hayata geçmiş oluyor tamamen. Dolayısıyla burada ana konu şu. Aşkı sevgiye dönüştürmeye bakın. Paylaşıma dönüştürmeye bakın. Aranızdaki paylaşımlar, seyahatleriniz, yediğiniz, içtiğiniz, işte birlikte kahkahalar attığınız bir bar veya birlikte güldüğünüz bir sinema filmi. Bunların hepsi sizi müthiş bir sevgi bağıyla birbirinize bağlar. Aşk kadar güçlüdür. O aşktaki hayal gücü ve heyecan yerini bunlara bıraktığı zaman ilişkiniz çok uzun sürebilir. Ve zaten birbirinizden kopmak istemezsiniz. Yani işte biz 3 sene, 5 sene birlikte olalım diye bir şey olmaz ilişkide. Akışa bırakmanız gerekiyor. Ama zaten göreceksiniz ki bütün bu yaşanmışlıklar ve birlikte geçen zaman sizi birbirinize bağlayacak ve başka şeylerle uğraşmak istemeyeceksiniz. Yani ki hiç kesinlikle maceraya gerek yok. Bugün çok güzel ilişkilerini bitirip gerçekten maceralı olaylara girişen ve daha sonra pişman olan bir sürü insan tanıyorum. Yıllardır bu işin içindeyim. Çok fazla insanla çalıştım, çalışmaya devam ediyorum. Ve görüyorum ki evet, bazı insanlar çekilmez, bazı insanları hayatınızdan atın, def edin, kendinizi kurtarın. Ama bazı insanların da bazı olumsuz özelliklerini görmezden gelip asıl bardağın dolu tarafını, onların iyi taraflarını görmenizde fayda var. Çünkü günümüzde çok fazla sayıda iyi insan yok. Yani sizi anlayacak, sizinle bir hayatı paylaşabilecek, güzel bir ilişkiyi paylaşabilecek fazla sayıda insan yok. Artık maalesef kaliteli insanları, güvenilir ve karakterli insanları bulmak eskisi kadar kolay değil. Çünkü devir çok değişti. Son sözü şöyle ortaya koyalım. Aşkı sevgiye dönüştürmeye çalışın. Umarım bu video işinize yaramıştır. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize lütfen iyi bakın.